Şimdi ne buyurdu? Ben Rabbime sordum, beni hangi şeyden yarattın? İzzim celalim hakkı için. Seni yaratmayacak olsaydım, yeri göğü yaratmazdım. Kultu ya Rabbi mimme halakteni. Dedim ya Rabbi, beni hangi şeyden yarattın? Hani ben onu soruyorum. Buyurdu ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nazartu ila safai beyazı nuri. Ellezî halaktu bi kudreti. Şimdi, ben kendi kudretimle, yani Allah'ın gücü, kudret güç, kendi kudretimle bir nur yarattım. Buraya da dikkat edin. Yani ben Allah'ın nurundanım hadisi var ya, خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُورِ. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım, müminler de benim nurumdandır. Efendi Hazretleri çok okurdu, mektubatta da geçiyor. Fakat burada yanlış bir mana vermeyelim. Allah'ın nurundan yaratıldım deyince sanki Allah'tan bir parça, bir nur ayrılmış gibi yanlış anlaşılmasın. Buranın tefsiri nedir? Ben Allah-u Teala'nın özel olarak ilk yarattığı nurdan yaratıldım diyeceğiz. Allah'ın nuru o demek. Orada izafet var. İzafeti doğru anlamazsan hululiyeye dönersin yani. Parça koptu, Allah'ın nurundan ayrıldı gibi. Bu küfürdür. Doğru mana vereceğiz. Allah Teala diyor, kudretiyle ben kudretimle bir nur yarattım diyor. Allah Teala dilediğine bunu ol diyor, oluyor şimdi şurada. Bir nur yarattım. Sonra o nurumun, yarattığım özel nurun, bunlar da nur hep, yani Allah'ın yarattığı nurlardan geliyor bu ışıklar. Onu demiyoruz, bu özel bir nur yarattım. Onun beyazlığının aklığına baktım. Yani öyle bir safi, duru bir nur. Ve ebda'tu bi hikmeti. Onu hikmetimle yoktan icat ettim. Ezaftu teşrifen ila azameti. Bütün nurları ben yarattım ama o nuru kendi azametime ekleyerek, yani nispet ederek, benim nurumdur diyerek şereflendirdim. Festehracu minü cüz'en. Sonra o nurdan bir parça aldım. Şimdi bak, Allah'tan bir parça olmuyor haşa. Allah-u Teala'nın özel yarattığı nurdan bir parça aldım. فَكَسَمْتُ سَلَاسَةَ اَقْسَامٍ. O parçayı üçe böldüm. Bakalım şimdi bizim yerimize doğru geliyoruz. Biz neredeyiz? فَيْخَلَقْتُكَ وَاَهْلَ بَيْتِكَ مِنَ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ. Seni, hane halkını, kızların, oğulların, Fatıma, özellikle annemiz, ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Hüseyinler, Ehl-i Beyt, özel Ehl-i Beyt onlardı. Onları birinci parçadan yarattı. Ve galaktu ezvaceke ve ashabeke minel kısmi yani eşlerin, annelerimiz, Rıdvanullah aleyhinne ve sahaben, sahabenin tümü, radıyallahu anhü mecmain. Hazreti Muaviye burada var mı? Var. Ebu Süfyan burada var mı? Var. Hazreti Hint burada var mı? Var. Dikkat et! Sahabeden birini buradan ayıramazsın. Allah Resulü ayırmamış. Sen kimsin? Burada dikkat edin yani. Tam Şiilik yapmıyorlar bazıları. Hayrettin Karaman gibi falan. Hani Ebu Bekir'i sever, Ömer'i sever. Tam Şiilik yapmıyor. Ama nereden ayrılıyor? Muaviye'yi sevmem. Sen kimsin? Allah Resulü sevmiş. Sahabenin tümü burada var. Ya diyeceksin ki sahabe değildir, münafıktır. Onu demem diyor. Çünkü sahabeme sövmeyin demiş diyor. Sövmeyin dediği için sövemiyorum diyor. Yani söveceğim diyor. Ağzımın kenarına geldi de sövemiyorum diyor. Yine iyi. Freni tutuyor biraz. Sahabem dediği için diyor. Sövmeyin dediği için sövemiyorum. Yani ey Hayrettin Karaman, sen Hazreti Muaviye'nin sahabe olduğunu kabul ettin o zaman ağzından. Sahabe olduktan sonra bütün rivayetlere giriyor zaten. Ben özellikle sokmuyorum ki. Eşlerini ve tüm sahabeni minel kısmi sani, o nurun üç cüzünden, ikinci cüzden yarattım. Ve halaktu, geldi bize, men ehabbeke minel kısmi salis. Seni sevenleri de o özel nurun üçüncü parçasından yarattım. Kimmişiz biz ya? Seni sevenleri de üçüncü parçasından yarattı. Şimdi ne olacak? Feyza kâne yevmul kıyâme, kıyamet günü olduğu zaman radettün nûra ilâ nûrî, bütün o nurları geri geri toplayacağım. Üç parça, birinci parçaya. Birinci parça, özel yaratılan nura. O nur zaten benim kudretimle halkettiğim, şeref verdiğim bir nur. Hepsini bir araya getireceğim. Ve edhaltüke,
ve ehle beytike ve ezvaceke ve ashabeke ve men ahabbeke cenneti bi rahmeti fe ahbirhum bi zalike anni. Ne kadar da fasih yani. Buyuruyor ki seni de, ehli beytini de, eşlerini de, sahabeni de, seni sevenleri de rahmetimle cennetime girdireceğim. Benim tarafımdan bunu seni sevenlere bildirebilirsin. Elhamdülillah. O sevgiyle yaşıyoruz. O sevgiyle ölürüz inşallah. O sevgiyle de mahşere kalkarız inşallah. Evet. Bu gelişiniz bu sevgiyi gösteriyor.